Arama motorlarına giriyorsunuz. Gebelikte grip diye. Gebelikte grip deyince hemen nasıl tamamlıyor onu? Genellikle gebelikte grip belirtileri, gebelikte grip aşısı. Gebelikte grip aşısı diye girdiğiniz zaman da gebeler grip aşısı yaptırmalı mı? Çoğunlukla sitelerde yazılar var. Mutlaka yapılmalı. Ondan sonra işte gebelikte grip geçirilirse çok ciddi sorunlar oluşabilir falan filan diye şeyler yazıyor. Fakat bu sene şöyle bir durum oluştu tabii ki. Ne oldu? Bu korona dönemi nedeniyle grip aşısına talep ciddi anlamda arttı. Ciddi anlamda arttığı için gelen aşı sayısı 1 milyon, 2 milyon arasında kasıma kadar 3,5 milyon geleceği söyleniyor. Tabii ki kimlerin mutlaka yaptırması gerekli olduğu daha gerçekçi bir şekilde ortaya çıktı bence. Daha gerçekçi. Yani o yazıları okuduğunuz zamanki şeyler bir kenara atın. Daha gerçekçi bir şekilde esas grip aşısının hedef kitlesi bence bu tür durumlarda belli oldu. Çünkü aşı sayısı belli, insan sayısı belli. O gruplar kimler? Kronik hastalıkları olanlar, kalp hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kanser olanlar, immün yetmezliği olanlar, şunlar, bunlar falan. Bunların her birine birer puan verilerek toplam 5 puanı bulduğunuz zaman ondan sonra gidip aile sağlığı merkezinde aşınızı olabiliyorsunuz. Peki bu risk gruplar arasında hamileler var mı? Yok. Onlara sıfır puan. Aşı geçen senelerdeki gibi serbest bir şekilde alınamıyor. Serbest bir şekilde alınamadığı için de ancak enabızdan giriyorsunuz. Enabız sisteminiz yoksa aile sağlığı merkezini arıyorsunuz. Ki enabıza girmesi çok kolay. Cep telefonu ve e-devlet şifresiyle birlikte. E-devletten de enabıza girilebiliyor direkt olarak. Orada... Aşı bölümüne tıkladığınız zaman grip aşısı bölümüne büyük ihtimalle sizin için risk grubunda bulunmamaktasınız diye yazacak. Bizim için de sağlık sektöründe çalışanlarda da aslında grip aşısı yaptırma oranı yüksektir genelde. Ben kendimi yaptırmıyorum ama arkadaşlarımdan biliyorum. Girdiğim zaman ben de yüksek risk grubunda çıkmıyorum. Bundan çıkacak özet şu. Bir kere öncelikle gebelikte grip şu gibi şeylerle kendinizi çok fazla kasmayın. Zaten bu sene bu kış grip mevsimi korona önlemleriyle geçeceği için aynı önlemler gripten de koruduğu için gene de önlemlerinize devam edin. Özellikle sosyal mesafe, sosyal izolasyon, antisosyallik. Hamilelikte antisosyal olmanın çok büyük avantajı var. Antisosyal demek mümkün olduğu kadar görüşmeyin. Fazla kalabalık yerlere gitmeyin. İşinize gidip gelirken gerekli önlemlerinizi alın maske takın. Ondan sonra el dezenfeksiyonu özellikle e, el dezenfeksiyonu da işte burada kolonya var. Kolonyada şöyle yapıyoruz el dezenfeksiyonunu. Tipik bir Türk refleksidir bu. Kolonya elimize alıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Kolonyanın hoş kokusunu da böyle içimize çekmek için yapıyoruz. Ne oldu? Virüsler daha dezenfekte olmadan, gitmeden ciltten hop, solunum sistemine geldi. Dezenfeksiyon bu değil tabii ki. Kolonya dezenfeksiyonundan daha ziyade kolonya çünkü elleri tahriş edebiliyor. Sabun da tahriş ediyor ama kolonyada alkol olduğu için daha fazla tahriş edebiliyor. Sabunla dezenfeksiyon yapmak. Demek ki neymiş? Sosyal mesafeyi korumak. Maske takmak. Ama sosyal mesafe bence birinci sırada hep maske, sosyal mesafe dezenfeksiyon deniyor ama bence sosyal mesafe maske ve dezenfeksiyon önemli. O yüzden de gripten korkmak yerine zaten bu sene gripe karşı alınabilecek önlemler zorunlu olarak alınıyor. Her sene deniyor işte toplu taşıtlarda dikkat, aksıran, öksürenlerden kaçın falan filan diye korona olmadığı dönemde de deniyordu. Ama bu sene daha da bir dikkat edileceği için zaten gribe karşı alınan önlemler, koronaya karşı alınan önlemlerle aynı olduğu için otomatikman önlem alınmış olacak. Ama özet olarak söyleyeyim anne adayı olarak aşıyı elde edemezseniz eğer nihayetinde aşılar artarak geliyor ülkeye ama en eğer hala da elde edememişsiniz, skorunuz yetmemişse buna ki anne adayı olmak skoru maalesef yeterli yapmıyor. Hiç kendinizi kasmanıza gerek yok. Önlemlerinizi alın ve güzel bir şekilde bu korona artı grip dönemini beraberce atlatalım.